Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Mania'da Tails'la oynayacağız bu sefer. Demiştim bu stok videolar zamanında Mania'da oynayacağım dedim. Sonuna doğru da Mania oynamaya karar verdim diyeyim. Bu sefer de Tails'la oynuyoruz bakalım Mania'yı. Şimdi Knuckles'la duyduğum üzere farklı bir harita varmış. Hani Sonic 3'te olduğu gibi tamamen farklı bir haritası varmış. Tails'ta ise yine aynı şekilde gideceğiz ama Tails'ta şöyle bir kıyaklık var. Onu anlatayım hemen. Uçabiliyoruz. Yani doğal olarak Tails olduğu için uçabiliyoruz. Ve uçtuğumuzda da belli başlı Sonic'in ulaşamadığı yerlere ulaşabiliyoruz yani. Özellikle Chemical Planet'teydi galiba. Chemical Planet'te. En fazla bunun örneklerini görebileceğiz. Ve sanırım bunun ikinci Act 2'de görebileceğiz galiba. Tails'ın buradaki yani kullanımı direkt şeye benziyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani şeydeki ikinci oyundaki Tails'a direkt benziyor. Yavaş bir uçuşu var. Onu söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı yavaş uçuyor ama yine de uçuyor yani sonuç olarak. Yine işlevsel bayağı. Yüzüklerimi dökmemek üzere oynamayı planlıyorum. Öyle söyleyeyim. Sanki bir de Tails birazcık daha fazla zıplıyormuş gibime geldi. Normalde diğer oyunlarda tam aksi olurdu. Sonic fazla zıplardı. Bunda sanki Tails birazcık daha fazla zıplıyor. Tabii uzun zamandan beri Mania oynamamın da bir etkisi var. Hiç sümüntü falan toplamakla uğraşmayacağım. Zaten biliyorsunuz demiştim, onların hepsini işte süper formlarıyla falan böyle gösterdiğim bir şey yapabilirim diye. Evet, ben onu unutmuştum. Yapma be. İyi ki bir yüzüklerimizi kaybetmedim dedik yani. Bir tane yüzükte kaldık yine. Bu ringleri alsam mı almasam mı diye bir şey yaptım da buradan mı başlıyordu? Evet, keşke almasaydım. Diğer bölümde direkt onunla başlardık. Ya bazen, çünkü bazı bölümlerde direkt cutscene oluyor. Hani Act 2'ye geçerken. Orada mesela düşen şeyleri alamıyoruz. Yine aynısı gibi olur diye düşündüm. Şu uçuş bayağı işe yarıyor ya. Aa, bu kaşındı. Hayır. Ah, tamam. Bir an hapşuracağım zannettim çünkü bazen böyle tam böyle burnunuz kaşınıyor. O sırada böyle hapşırasınız geliyor ve o anda da oyunda oluyorsunuz. Mesela ben şeyden çok fazla korkuyorum mesela. Bir ara çünkü oldu, tam hapşıracağım. Tam böyle zamanında hani bayağı hayatınızı kurtardığımı söyleyebilirim. Çünkü ben hapşurdum, bayağı fena hapşuruyorum yani. Arkadaşlarım bilir en fazla bunu. Hani oyun oynarken falan böyle bir anda, özellikle alerji mevsiminde böyle hani ardarda hapşuruyorum. Kulaklarını çıkartmak zorunda kalıyorlar o şekilde yani. Bayağı sağlam hapşururum hapşurduğumda. Ben Mania'yı fazla oynamadım. Yani şöyle söyleyeyim, fazla oynamadım derken şöyle söyleyeyim. Tails'la falan mesela oynamadım. Genel olarak Sonic ve Tails, hani ikisiyle beraber oynuyordum. Ondan sonra da bırakıyordum yani. Onun dışında böyle tek tek arda arda şey yapmadım yani. Arda arda oynadığım bir oyun haline gelmedi. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Bu zıplatınca biz bayağı bir sekiyoruz ya. Bu kapsülü hemen basabilecek miyim acaba, merak ettim. Geçen Sonic'te bunu yapmaya çalışmıştık galiba bir tanesinde, başarılı olamadıydık. Şimdi başardım.
Evet, hızlıca Chemical Planet'e geçtik. Sanırım Manya'nın da modları varmış bu arada. Geçen Sonic Adventure çektik hatırlıyorsanız. Bunda da güzel modlar var gibi duruyor ama. Boost modu falan var mı acaba şeyde Sonic Manya'da, onu merak etme değilim. Sonic'in boost kullanabildiği bir mod varsa. Güzel bir, hani bayağı böyle eğlenceli bir şey haline gelebilir. Aynı şeydeki gibi, Sonic Rush'taki tren gibi bir hal alabilir bu. Hal. Ben hal diyemiyorum biliyor musunuz? Ama demek için kendimi de zorluyorum. Geçen şeyde fark ettim. Neydi onun ismi? Aklıma gelmedi. Neydi lan o? Sonic 06'nın bilinmeyenleri mi ne? Sonic tarih... Neydi lan onu? Aklıma gelmiyor. Hangi başlığı koydum aklıma gelmiyor şu anda. Bayağı uzun süre oldu ama böyle 06'nın neden kötü olduğuyla alakalı bir şey vardı, videom vardı. İzlemişsinizdir bile. Orada da söyleyememişim, sinir oldum sonradan kendime. Lan niye bir an hal diyemiyorum diye. Lan o kadar yolu yüzdü, son anda sudan çıkınca yoruldu ya. Lan. Değdim dedim biliyor musunuz? Yani dedim ki yüksek ihtimalle değdim oraya diye. Sonra da bir baktım ki maalesef bir değmemişim. Yüzsüklerimi alacağım. Ve kimse de bana dokunamayacak. Şöyle bir geçeyim. Evet, az kaldı. Yüksek ihtimal siz bunu izlediğiniz zaman son böyle 10 günü falan kalmış olması lazım şeyin. Sınavın. 10 gün sonra artık beraberiz. 24 saatlik yayınımızla beraber olacağız. Bakalım neler yapacağız 24 saatlik yayınlarımızda. Ben Minecraft'ta hardcore oynamayı düşündüm. Yani hardcore Minecraft oynayacağım. Hardcore Minecraft nasıl oluyor onu anlatayım. Ah be, vuramadım sonunca. Şöyle ki canımız çok fazla gidiyor. Şeyler çok güçlü. Moblar çok güçlü. Ve tek bir canımız var. Yani bir kere eğer ölürsem oyun tamamen bitiyor şeklinde. Başka bir daha hani şey yapamıyorsunuz. Oyuna tekrardan geri dönemiyorsunuz. Böyle bir şey düşündüm. Hani 24 saat boyunca yavaş yavaş, korka korka birazcık daha böyle oynayacağımız, aynı zamanda muhabbet edeceğimiz bir yayın yapmayı planlıyorum. Hem kendim onun için ona hazırlanmak için böyle bir el bir oynadım Minecraft. Ama çok hızlı bir şekilde bir Enderman'a öldüm. Onu öyle söyleyeyim. Ona birazcık hani gözüm korktu aslında şu anda yapacağım şeyden de. Yavaş yavaş sakin sakin oynadığım zaman yüksek ihtimal kazanacağım. Bu benim üstüme mi atıyor? Yoksa belli bir şey mi var? Yani attığı bir mesafe falan mı var? Ben çok fazla yüzük dökeceğim ya bunda. Ben belli oldu. Ha, aynı yere mi gittim? Bir daha yukarı. Ya manya oynarken ne bileyim kendim böyle şey hissediyorum biliyor musunuz? Yani
farklı topraklardaymış gibi hissediyorum böyle. O yüzden pek şey yapamıyorum, böyle rahatça oynayamıyorum şeyleri. İki boyutluları öyle söyleyeyim. Üç boyutlu oyunlarda kafam çok rahat. Yani böyle tıkırında her şey. Aa diyorum. Şimdi üç boyutlu oynayacağım. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle edeceğim diyorum. İki boyutlu da ise tam tersi. Hani şöyle yapıyorum, yüzüm dökülüyor. Böyle yapıyorum, yüzük dökülüyor falan diye. Ben bir de böyle mesela oyunları şey olarak bitirmeyi seviyorum. Mesela belli bir toplanabilir kolektif item varsa işte yüzüktür. İşte ne bileyim altındır. Yani onları toplayayım diyorum bayağı. Ama şeylerden bahsetmiyorum. Restlaringlerden falan bahsetmiyorum. Onları toplamam hayatta. Nereden baksan. Neyse işte toplayayım falan diyorum en azından. Bu bölümü bitireceksem adam akıllı bitireyim şeklinde. Burada da olan her şey bir şey hani sürekli benim yüzüklerimi dökmek üzere oynuyorlar ya buradakiler. O yüzden de birazcık tav oluyorum bu iki boyutlu kısımlarına. Böyle hiç topladığım her yüzükle beraber bitiremedim mesela. Hepsini böyle bitirsem bir en azından bir 200-250 ringle bitirdim yani şu anda. Birçok bölümü değil. Şunu da alayım ya. Galiba 200 ile bitireceğim ha. Bekle bakayım. Yok 200 değil, 160 da güzeldir. İyidir iyidir. Şunları da şöyle yatay koyalım. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey belli başlıları şeyleri direkt kategoriye ayırmak. Öyle söyleyeyim. Mesela şöyle. Evet ama şimdi bütün stratejimiz gitti. Evet. Hiç hoş değil oyun. Bu yaptığın hiç hoş değil. Aa nasıl yapacağım? Şu morluyu patlatmak üzerine gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Patlatmaya da başardık. İyi gidiyoruz yine. Sarılık ve mavilik bir durum yok şu anda. Şöyle yapayım bunları. Dedim ve yine aynıları çıktı. Şöyle yapalım bari. Çok gereksiz bir şey yaptım değil mi orada? Pardon. Ben yanıyorum herhalde. Sarıyı şöyle araya sıkıştırsak mı ya? Dalga mı geçiyor bunlar bende ya? Şöyle yapalım. İyice benim de ortalık karıştı. Eggman'in de gidişatı pek hayra alamet değil. Çok güzel. Tamam. En çok sevmediğim boss fight kesinlikle bu. Peki ben uçsam böyle. Sevinme animasyonu olmadan acaba şey yapabilir miyim? Vallahi yaptım, becerdim ha.
Bu bölümü seviyorum ama biliyor musunuz? Yani şu bölüm farklı ya. Hoş geliyor cidden. Hani oynayınca böyle. Ve çok saçma sapan bir şekilde de böyle ringlerimi dökebiliyorum yine. Arkadaşlar sizin gününüz nasıl gidiyor? Azıcık böyle muhabbet edelim. Birazcık daha muhabbet tadında olsun. Valla ben bir an önce şu günler geçsin de böyle artık adam akıllı bir hem eski şeyime, nasıl diyeyim, ruh halime ve şeyime kavuşmak istiyorum yani bir an önce. Tempoma, hayat tempoma tekrardan şey yapmak istiyorum. Çünkü böyle hep bir şeyler söylerken hep kafamda böyle başka şeyler olunca genellikle böyle şey yapamıyorum, adam akıllı konuşamıyorum. Sonuçta normalde bayağı uzun süre geçtiğimiz oradaki yerde. Buradan Tails'la hızlıca geçeverdik. Şuradan gidecektik değil mi? Doğru. Tails'la herhalde bayağı bir kestirme kullanabiliriz. Çünkü genellikle bölümler hani hep böyle üstlü altlı olduğu için gideceğimiz yerler. Tails'la hemen şak 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 uçup uçup gidebiliriz. Bu arada hep Tails'la uçumda aklıma şey geliyor ya. Heroes'daki o uy 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 yaptığı replikler geliyor. Hep böyle kulağımda onu duyuyorum Tails'la uçarken. Bayağı hızlı geldik bu arada ilk boss'a ya. Bunu uça uça, uça kaça herhalde halledebiliriz bunu. Ortada gelecek bu sefer. Yine ortada. Niye ortada geliyor? Normalde hep başta gelmiyor muydu bunlar ya? Önceleri ben bunları hep başlarda gördüm. Şu mavi füzeleri. Şimdi hep ortalara geliyor. Bir inadına zorluk yapmak için bir şey yapıyorlar acaba. Ya da her karaktere farklı bir dizilimde mi geliyor? Bu sefer de en sonunda artık baksana. Aa, en başta. Tails'la bir sağda bir solda uçuşturmak güzelmiş ya. Yani. Ulan Adventure'dan, hani Adventure oynayıp sonrasında böyle manyaya dönmek bir garip hissettirdi biliyor musunuz mu? Yani nasıl derler böyle evinden böyle çıkıp yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hissettirdi resmen. Gurbetçi gibi hissediyorum şu anda kendimi şu şeyde, stüdyo poliste. Ama nasıldı o mod? Bayağı eğlenceli değil mi? Onun ben videosunu şeyde çekerim yüksek ihtimal. Sınavdan geldiğim gibi çünkü birazcık kurcalamam lazım. Ve şu an kurcalamaya zamanım yok yani direkt hızlıca oynayıp stoklayıp gitmek istiyorum ki birçoğu da zaten stok. Bunların yani aynı gün çektim. Normalde işte şey falan yapmayı düşünüyordum çünkü bir iki tane ufak pürüzü var o indirme dosyalarının.
Ya genel olarak ben şey diye düşünüyordum. Hani şey yapmayı düşünüyorum hatta. Bunun içerisinde Oku Beni dosyada da var. Onları da Türkçe'ye çevirip de atmayı planlıyorum. Hani başka bir dosya olarak. O yüzden bekletiyorum bile bile. Hani yapamazsam şeyi yani atabilecek bir dosya bulamazsam, bu hani dosyayı atabilecek bir yer bulamazsam diyeyim. Öyle anca şey yapacağım. Hani yanına da işte ne bileyim bir yere bir not düşerim. Açıklama kısmına falan not düşerim. Oradan bakarsınız. O şey kısmında, ritmi kısmında ne yazıyor, ne yazmıyor şeklinde. Bu ek bölüm olarak mı vardı burası? Herhalde öyleydi. Yine Hitman'ı oynayışımıza göre iyi ilerliyoruz ya. Aman Allah'ım, 200 yüzük gözlerim yaşarıyor şu anda. Var mı bir 250'miz? Hadi bakalım. Sınırımız 250 idi değil mi bizim? Ve pat 250 yaptık vallahi. Geçtik bile, 258 yaptık. Aman Allah'ım, 300 mü yapacağım? Yok, yapamadım. 300'e çıkamadım. Bir an mutlu olmuştum. Fırtınalı olunca ne oluyor? Ha, çok çakıyor. Vay be, 279 ringde bitirdik ya da. Ya da yüzsükle artık nasıl. Bazıları yüzsük dememi çok seviyormuş da. Evet, ve böylece Tales'ımızın ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Ama Sonic Mania'da kaçıncı bölüm olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Bir dahaki bölümde Flying Battery bölümünden devam ediyor olacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.